Merhabalar sevgili arkadaşlar. Yeni bir Gran Turismo bölümüyle karşınızdayız yine. Bugün hızlı arabalara karşı hızlı bir araçla yarışacağız. Ferrari F8 Turbo modeliyle hipercar mücadelesinde yarışıp birinci olmaya çalışacağız hep beraber. Yine VR2 kaskımızı, gözlüğümüzü takacağız. Arabayı içeriden dışarıdan bir inceleyeceğiz. Yapmamız gereken modifiyeler varsa onları yapacağız. Ondan sonra da yarışa dalıp İnşallah birincilikle bitirmeye çalışacağız. Hızlı ve tehlikeli araçlar bunlar. O yüzden bayağı bir dikkatli kullanmamız lazım. Bakalım VR2 ile Ferrari F8 nasıl bir performans gösterecek bize. Küçük modifiyeler de yaparız. Ben aslında orijinalliğini bozmayı pek sevmiyorum araçların ama bakarız ya, gerekirse yakıştığını düşünürsek tabii ki ufak böyle şekil şükül yaparız. Şimdi buradaki yarışlardan bir hiperkar mücadelesi seçelim. Aslında burada vardı bir tane sanki. Monza'da yarışalım ya. Monza hızlı arabalar için aslında fena bir pist değil. Çünkü hızlı bir pist. Düzlükleri olan ve keskin virajları olan. Aynı zamanda tehlikeli, biraz sıkıntılı da bir pist. Seçtik Monza'yı. Aracımıza bir bakalım. Modifiyesine. Önce bir şekline bir bakalım. Buna şöyle küçük bir spoiler arkaya güzel gider mi acaba? Şöyle ön tarafa yolu iyi tutması için küçük dokunuşlar yapalım şöyle. Fena da gözükmüyor ya. Şunu yapalım ya. Şu aşırı büyük kanat biraz olur mu ki? Ne dersiniz? Aslında bu da fena değil ha. Şöyle bir kanat olsun. Yüksek kanat, düşük kanat. Yüksek yapalım be bu sefer de. 3500 TL'yi de basalım şu kanada. İyi, fena değil ya. Jantlarımız orijinal Ferrari zaten. Hiç gerek yok uğraşmaya. Şöyle uygulasın o değişiklikleri. Biz de küçükten şöyle bir VR turu atalım. Şu kolu yanımıza alalım da. Gözlüğü taktıktan sonra fellik fellik şey arıyoruz. Joystick. Evet arkadaşlar, şöyle bir VR galerisinden aracımıza yakından bir bakalım. Yine şurada bakalım ya. En aydınlık yer burası. Çünkü sesini bir dinleyelim. Ne bağırıyorsun be ya? Abi fren disklerinin... Vay arkadaş ya. O pütürlü yapısını bile göstermiş lan. Abi şu hava tüneline bak. Böyle bir şey yok yani. Şuna bak ya. Aga bu nedir? Nedir bu? Gerçek mi bu ya? Farlarda bir şey mi yazıyor? Bana mı öyle geliyor? Yok, yazmıyor. Abi ne kadar, nasıl bir ayrıntıdır bu? Wow. Bir de içine girelim. Ferrari ya, direkt seni sarıyor sanki. Böyle oturduk içine mesela, direkt böyle nasıl desem ki, etrafını böyle biraz da oval yapmışlar. Direkt arabayla bütünleşiyorsun sanki. Çok acayip ya. Şöyle arkayı. Abi şu bir dakika, şu motorun görünüşüne bak arkadan. Allah cezanızı vermesin. Siz ne yaptınız lan? Oo. Oha diyorum, çüş diyorum. Gençler yani bu nasıl bir manyaklıktır, ben anlamadım gitti ya. Bu neydi öyle ya? Gerçekten müthiş gözüküyor arkası. Şöyle farları açıp kapatıyoruz. Şöyle farları da göstereyim size. Evet işte böyle. Sinyallere bak. Vay arasını ya. Vay 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 vay. Neyse abi, biz buradan çıkamayacağız. Şöyle bir modifiyeye de girsek mi ya? Birazcık güçlendirebilsek şu aracın aslında yol tutuşunu, iyi olur. Çünkü rakip araçlar da şey olacak yani, Bugatti Veyron'lar falan. Şöyle delikli bir Brembo diski alalım. Yarış debriyaj volan, süspansiyon, bunları fazla girmeyelim. Araç zaten yeterince güçlü. Çok süratli, fazla da sürat sıkıntı yaratır bize. Lastikleri spor sert mi bunun ya? Neyse şöyle yapalım. Tamam ya, fazla da cıvıtmayalım be. Ne rahat bir galibiyet olsun ne de çok kolay bir galibiyet olsun. Öyle istiyorum ama işte çok zor ayarlaması. Hadi bakalım, yüzümüzü kara çıkarma F8. Başlıyoruz efendim. Kaskımız hazır. Her şey hazır. Biraz temkinli gideyim şuralarda da.
Lamborghini. Müthiş ya, süper be. Baksana abi rakiplere ya. Yalnız kanat bayağı işe yaradı. Allah. Ben daha önce bu yarışı da bu araçla yapmıştım. Çok savruluyordu kanatsız. Mesela yanda ve önde taktığımız o küçük parçalar gerçekten olayı değiştiriyor yani. Porsche. Aventador. Vay be. Gran Turismo Sport'ta çok kullandım şu Aventador'u. Simsiyah bir şey yapmıştım. Pilot dayı merhaba kardeş. Şu virajını hiç sevmedim şu Monza'nın. Aslında çok güzel bir pist. Ulan yanlış solladık herifi. Bort. GT40'ı da geçiyoruz. Abi çok feci bir şey oldu bu ya. Bugatti Veyron. Sen kimsin ulan? Kimsin dedik herif koptu gidiyor ha. Yavrucuğum, öyle bir yerde denk geldin ki şimdi ben seni nasıl geçeceğim ya? Lan müthiş gözüküyor içi ya. Sağına soluna bakalım derken yine zort diye gidiyorduk. Direksiyona şu yandaki klima şey midir o nedir anlamadım da. Manyak görünüyor ya. SLR McLaren. Şununla da aslında bir video yapabiliriz şu araçla. Çekil be dayı be. Önümde lap diye niye fren yapıyorsun lan? Allah Allah. Ne güzel tertemiz geçiyorduk milleti ya. Süper hızlanıyor ya. Direkt 300'e kafa atıyor yani. Araba ya. Böyle biraz yanlayarak gidelim ya. Berlinetta. Bu da feci arabadır ha. Bu da çok süratli bir araba. Az daha. İşte bu da yarış frenlerinin avantajı. Şu nasıl bir Lamborghini'ymiş lan? Bu ne ya? Bu ne? Modeli ne acaba? Ya Lamborghini aracım fazla olmadığı için pek videosunu yapmadık ama şöyle pahalısından iyi bir şey. Yalnız freni basarken böyle acayip yalpalıyor. O süratle birden tabi G kuvveti. Öyle bir hızlı seri vites atıyor ki ben yetişemiyorum yani. Acayip bir şey.
Yani VR'ı aldık alalı Gran Turismo vazgeçilmezimiz oldu ya. Mesela birkaç tane oyun daha var. Arkadaş var bizim, onunla ortak bir PSN hesabı aldık. Orada ne bileyim Resident Evil Village, İşte VR'la beraber gelen Horizon Call of Mountain falan oyunları var ama vallahi şuradan çıkıp da oyunlara bakamıyorum ya. Aston Martin. Ulan beni de şaşırttı ya. Çörüğün üstünden atladı manyak. Uf, direksiyon ne sertleşiyor lan. Apo. Hadi canım ötede oyna. Amanın amanın, işte onu geçeyim derken bir geç frenaj. Az daha. Şu arkadaşı da artık geçsek mi ya? Nerede lan bu? Vay anasını ya. Geliyorum oğlum, geliyorum. ...250, 270, 280, hadi 300, olmadı. Yemedi be. Şuraya biraz hızlı girebilsem. Ford GT, Ford lan o. Ford'a benziyor sanki. Hadi oğlum. Porsche la bu. Aa, işte böyle geçerler adamı. Geçerler ve yoldan da çıkarlar. Ulan. Ih. Porsche 918 Spyder. Hadi canım ötede oyna. Hadi bakayım. Allah Allah. Son turda böyle bir saçmalamalarım geçmedi gitti ya yıllardır. Sarı kızım benim. Sarı danam. Bostan danası. Dur sakin ol. Sakin ol aslanım. Sakin ol. Israğı zapt edemiyoruz ya. Şöyle. Bak burada benim omzum oluyor. Tamamdır ya. Bu yarış tamamdır. Ama güzel oldu be. Tam kararında oldu aslında. Böyle fazla modifiye yapmamamız iyi olmuş. Neyse çok şey yapmayayım, geliyor. Vallahi geliyor. Lan yavaş gel. Geçiyordu az daha. Birinci geldik. F8'imizle mangırları topluyoruz. 85.000. 7.700.000. Biraz para biriktireceğim artık ya. Ne yapayım? Şöyle biraz replay izleteyim size. Oo, altından geçerken ne biçim oluyor ya? Abi fren diskleri nasıl yanıyor? Cayır cayır. Sürat manyağı arabalar ya. Abi nasıl bir gidiştir lan? Vay be. Süperdi be. Vallahi güzel. Bu yarış iyiydi ya. Sardı. Baksana yolun ortasında duruyoruz.
Gide yallah. Ha? Selektör çaktı, tanıdı beni. YouTube'dan tanıyor herhalde. Evet efendim. İşte biraz terletiyor ya. Belli bir süre kullandıktan sonra şeyi bitti. Baş dönmesiydi, mide bulantısıydı, bitiyor. Ama bu terleme olayı bitmiyor herhalde. Bir de ev sıcak olunca iyice terletiyor tabii ki. Ama şey yapmıyor yani artık. Lensleri kendi soğutuyor ama o plastik aksam kapattığı için yüzünü. Biraz da dışarıdan sıcak geldi mi biraz şey yapıyor yani, bunaltıyor insanı. Ama her şeye değer abi. Yani VR2 almayı düşünen varsa mutlaka almalı. Durumu olan varsa tabii. Oyunu bambaşka bir şeye taşıdı. Bambaşka bir seviyeye taşıdı yani. Bazen mesela video çekmediğim zaman açıyorum Gran Turismo'da yarım saatlik para kasma yarışlarından yarım saat veya bir saat. PlayStation'dan da Spotify'ı açıyorum abi. Takıyorum kulaklıklarını. Kapatıyorum televizyonu. Kopuyoruz direkt. O yarım saat nasıl geçiyor anlamıyorsun. Bildiğin yarış pilotu gibi böyle. Kafa kapalı. Gözler sanki böyle kasmış gibi. Zaten direksiyonla oynadın mı oyunda kullandığın aracın direksiyonuyla direkt bütünleşiyorsun. Yani burada Logitech'miş işte 5000 liralık direksiyonla 40.000 liralık direksiyonun hiçbir farkı kalmıyor. Tabii 40.000 liralık direksiyonun verdiği tepkiler ve kullanımı sizin için tabii ki daha iyi, kat kat daha iyi ama o an o yarışa kanalize olduğunuz için, o VR'ın içinde, aracın içinde olduğunuzu varsaydığınız için, o anı yaşadığınız için aracın direksiyonu direkt elinizdeki direksiyona dönüşüyor. Mesela ben DD Pro almayı çok istiyordum. Şu an diyorum ki almamışım ama pek de bir şey kaybetmemişim. Sonuçta oynadığın aracın direksiyonu oluyor senin direksiyonun direkt. Ya iş görmüyor mu? İş görüyor. Bayağı da güzel direksiyon. Taş gibi direksiyon yani. Ya bütçesi düşük olana bu direksiyonlar 10 numara direksiyon. Ha biraz tıkırtısı var, dişli sistem olduğu için. Belki Thrustmaster'ınkiler daha iyidir. Ben bundan başka direksiyon kullanmadığım için şimdi bilemiyorum. Tabii o kişisel tercih meselesi. Biraz daha duygulara hitap eden bir olay olduğu için herkes gidip direct drive direksiyon alamıyor tabii. Bir bölümümüzü daha böyle sona erdirelim. Güzel bir yarış oldu. Çekişmeli sayılır. Hızla yaptık baba. Ferrari yani. Ferrari'mizi de kullandık. F8'imizi. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanala abone olup beğeni atabilirsiniz videolara. Yeni Gran Turismo videolarında görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.